Herkese merhaba. Herkese merhaba. Herkese selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Herkesler hoş geldiler. Genelde videolarımda konuşmam çünkü utanırım. Bugün dedim ki neden konuşmuyorum. O yüzden bugün konuşacağım. Bugün tablo çizmek istiyorum. Anlı şanlı bir resim değil. Çok zor bir resim değil. Yani şu. Aşırı tatlı geldi bana. Ayrıca mantar çizimlerini de çok seviyorum. Böyle suratlı meyveler, suratlı mantarlar falan. Çizmeye çalışacağım bu sefer. Nasıl çizeceğim hiç bilmiyorum. Açıkçası böyle bakınca çok da bir şey yok yani. Çok zor bir tablo gibi geldi. Hiç gözükmüyor. Çünkü çok zor bir tablo değil. Fakat ben bunun bir tekniği almadığım için, bunun eğitimini almadığım için, kendi kafama göre, kendi tekniklerimle, kendi gördüklerimle çizdiğim için normal olarak insana bana zorlayıcı gelebilir tonlaması falan. Şövalye. Ondan olmadığı için ben yazı tahtasını kullanacağım. Şövalyem olmadığı için mecbur bunu kullanacağım. Aslında şövalye ama şövalye. Umarım doğru söylüyorumdur. Yanlış söylüyor olabilme ihtimalim %50'den fazla. Gerçi internetten bakmıştım. Şimdi benim şövalyem var ama şöylesinden var. Bunun da pek işe yarayacağını sanmıyorum açıkçası. Çünkü budur yani. Ve benim kullanacağım şey şu. En eğlenceli kısmı. Temiz bir sayfa açtık. Temiz bir tuvalet. Evet, şimdi ben önceki iki tablomda altına bas sürmemiştim. Bunun altına bir tane bas sürülüyormuş böyle. Gerçi Bob Ross da sürüyor da çok kayda almadım. Ne olabilir ki en fazla dedim ve boyam ikisinde de yayılmadı. Fırçalarım. Umarım doğru şey almışımdır çünkü çok bir fikrim. Zemin astarı diyor, bence doğrudur. Beyaz bir şey sürülüyormuş. Beyaz boya gibi bir şey mi? Adını alamadım bir türlü. Çünkü kimse adını vermedi. İnternet adını vermedi. Yağlı boya kısmına geldiğimizde çok çeşit bir yağlı boyam yok. Çünkü yağlı boyayı kullanmıyorum neredeyse tablo yapmak dışında. Tablolarımda hep mavi, siyah, beyaz, soğuk renklerle yapıyordum hepsini. Şimdi ben buradan kahverengiyi çıkartırım. Ama üşenirim her tonunu çıkarmaya. O yüzden en iyisi akrilik kullanmak. Neyse, sonuçta demek istediğim yağlı boya kullanacağım. Fakat yağlı boyamla yeterli olmadığı için yağlı boyayla akrilik karışık yapacağım. Bence sorun olmaz. Ne kadar sorun olabilir ki sonuçta? Hobi için yaptığım bir şey ne kadar kötü olabilir ki? Zevk meselesi. Gerçi ben ilk tablomda akrilik yağlı boya karışımı yapmıştım. Heyecanlıyım. Çünkü hep bunu yapmak istemişimdir. Sürüyorum. Evet, açıyı değiştirdim. Çünkü ana konumuz bu olduğu için. Ki bunu yağlıyla yapmamışlardır. Bunu akrilikle yapmışlardır büyük ihtimal. Ama ben yağlı kullanıyorum çünkü canım öyle istiyor. Fırçam kıl döküyor. Yok yani arkadaş. Cımbız getiriyorum. Resimde çok büyük hatalarım var. Ama hatasız kul olmaz. Hatalarım da senin beni. Evet, arka planımı da tamamladım. Zaten çok da öyle bir harikulade bir şey beklemiyorum kendimden. Tatmin edici olsun işte, sevimli olsun yeter. Başıma gelmeyen bir bu kalmıştı, o da başıma geldi. Daha ne diyebilirim ki? Anlatmaya gerek yok, görürsünüz. Tıpatıp aynısını beklemiyorum dediğim gibi. Hatta zaten iyi olan tarafı bu, tıpatıp aynısı değil. Hiçbir tablo birbirine benzemiyor ve her tabloya özel kılan da bu bence. Ne kadar bir tabloya bakarak da, bir resme bakarak da aynısını yapmaya çalışsan da o tablodan kendinden bir şey katıyorsun sürekli. İşte o tabloya kendi becerilerini katıyorsun. O tabloya kendi fırçanı değdiriyorsun. Ve bunun sonucunda hiçbir tablo birbirine benzemiyor. Her tablo eşsiz oluyor. Ve bu güzel bir şey. Evet, tonlama konusunda gerçekten sıkıntım var.
Neyse şu an pek bir şey demeyeceğim çünkü pek bir şey de yapmadım. Önemsiz şeyler yapacağım. Çamımsı ağaçlarımı yerleştirdim. Süslemeye devam. Evet, şu an bitirdim. Yani mantarlar dışında bitirdim. Aslında şu an kameradakinden çok daha güzel duruyor. Siz orada kötü durmasına aldanmayın. Açıkçası kendimden daha iyi bir performans beklerdim. Çünkü daha iyisini yapabilirim diye düşünüyorum. Yani çizdiklerime göre bence yapabilirdim. Şimdi mantarların eskizlerini çizeceğim. Fotoğraftakiyle alakası olan bir tablo değil. Fakat eğer fotoğraftakinden bağımsız bakarsak bence güzel ilerliyor şu an. Evet. Muhteşem ötesi başyapıtımı görmeye hazır mısınız? Ben şahsen hazır değilim. Sonuçtan çok memnun olduğum söylenemez. Hayal kırıklığı olabilir biraz. Benim favorim şu küçük olan. Şu minik olan. Şu benim favorim. Şunu çok sevmedim. Bu da fena değil. Bence mantarların tonlamasını iyi yaptım. Açıkçası çizmeye çalıştığım tabloyla karşılaştırılınca tabii ki de biraz sönük kalıyor. Fakat bence yine de kötü bir iş çıkarmadım. Şimdi diğer tablolarımı göster, yani diğer çizdiğim şeyleri göstereceğim. Ha, diğer çizdiğim şeyler de çok güzel, aşırı güzel böyle. Sanat eseri çıkarıyorum demiyorum ama buna göre göz var, nizam var yani. Buna göre birazcık daha iyi. Bir tanesi bu. Ha, böyle mükemmel bir şey değil. Fakat Bob Ross'a bakarak çizmiştim bunu da. Öbürüne göre daha dikkat çekici bence. Diğerini göstermeye üşendim. Örnek olarak diğeri de buna benziyor zaten. Tabii eğer bir daha böyle bir şey yapmaya kalkışırsam tabii ki de Bob Ross'tan yardım alarak yaparım. Benim için yeterli mi? Yeterli. Evet, bu kadardı. Bu kadar olduğu için bu videoda bu kadardı. Umarım ortaya güzel bir iş çıkarabilmişimdir. Bu işlerde daha yeni olduğum için ilerledikçe, geliştikçe ve ilerledikçe daha iyi şeyler ortaya çıkarmayı düşünüyorum. Fakat şu an yapabildiğim kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Olduğu kadar artık, olmadığı kadar. Eğer buraya kadar geldiyseniz teşekkür ederim. Ve bence bir dahaki videoda görüşebiliriz. Bay bay.